Sualtının gizemini bugün iki yıldız dalıcı Kemal Korkmaz ile keşfedeceğiz. İlk dalışımıza favori bölgemiz Anemone Reef ile başlıyoruz. Lapin ve çırçır balıkları bizi rifin girişinde karşılıyorlar. Bu arada dalıcımız Kemal'in keyfine diyecek yok. Halinden oldukça memnun. Ligler ertelenince doğal olarak televizyonlar gözden düştü. Et obur olan Anemonia viridis, milyeler ile çevrili evinde oldukça mutlu ve keyifli bir hayat sürüyor. Yavaş yavaş yuvasından çıkan sert tüplü kurt, her zamanki gibi utangaç. Salyangoz yumurtaları ve tuna kedileri arasında doğum yapan salyangoz, muhteşem bir görsel sunuyor. Su altının gizeminde 7000 metre derinlikte bile yaşayabilen deniz örümcekleriyle karşılaşıyoruz. Anlaşılan yengeçler de örümceklerden korkup kaçıyor. Kayalıklar bilinen bin çeşit türü olan deniz örümceklerine ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi'nin derinliklerinde kendimizi zaman zaman Kızıldeniz'de hissediyoruz. Deniz süngerlerini görmek bizi daha çok sualtı gizemiyle karşılaşacağımızı müjdeliyor. Nesli tükenmekte olan Pinna nobilis'in varlığı, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece koyunun neden korunması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Su altının gizemi her geçen saniye bizi büyülemeye devam ediyor. Salyangozlar bölgenin her yerinde kayalıklar üzerinde doğum yapıyor. Deniz örümcekleri her yerde karşımıza çıkıyor. Pek çok dalıcının belki de hayatında ilk defa gördüğü deniz örümcekleri oldukça sıcakkanlı. Kırlangıç balığı su altının gizemine davet edilmiş gibi karşımızda. Vatoz balığını
Uzaktan fark etmenin en güzel yolu deniz tabanındaki tozları takip etmektir. Bugünkü misafirimiz bir Irina. Yanına kadar yaklaşmamıza da müsaade ediyor. Örümcek yengeci bugün galiba hiç havasında değil. Dönüş yolunda akvaryum rifi ziyaret etmeyi ihmal etmiyoruz. Pinarif bölgesinden geçtiğimizi fark ettik. Lapin ve çırçır balığı yavruları geleceği müjdeliyor. Anlaşılan tarak bugün salyangoza öğle yemeği olmayı düşünmüyor. Su altının gizemi yeni maceralar ile devam edecek. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Yeni maceralarda görüşmek üzere.